Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizine yine her zaman olduğu gibi hızlıca bir göz gezdireceğiz. Piyasaları bir kontrol edeceğiz ve hemen akabinde ise stop limit nedir, oko limit nedir, bunlar nasıl konulur, margin işlemler nedir, futures işlemler nasıl yapılır, bunlarla ilgili kısa bir eğitim videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hızlı hızlı videomuza giriş yapmak istiyorum hemen şimdi. Arkadaşlar Bitcoin'in yön analizine baktığımız zaman hemen daha önceki hareketimizden fazla bir fark olmadığını görüyoruz. Daha önceki videolarımızda sizlere söylemiştim. 12.169 dolar ve 10.887 dolar desteğimiz arasında geniş bir alanımız var. Bu alan arasında gidip geldiğini söylemiştik. 11.683 dolarda da ara direncimiz var. Bu direnci hala henüz kıramadık. Yani 11.683'ü kırıp üzerinde 12.169'u zorlaması gerekiyor Bitcoin'in artık. Ve aşağıya da düşüş işlemini gerçekleştirmiyor Bitcoin. Yani 10.887 dolara fazla bir yaklaşamadık. En fazla yaklaştığımız nokta 11.134 dolar seviyeleri. Ve burada da gizli bir destek var gibi görünüyor. Burayı kıramıyor. Şuradan da mesela kontrol ettiğimiz zaman bu seviyeye şurada da inmiş mesela 8. ayın 12'sinde. 8. ayın 25'inde inmiş ve 8. ayın 27'sinde inmiş. Yani bu noktada da gizli bir destek görünüyor arkadaşlar. Şu şekilde hatta desteğimizi atarsak daha önce buraları da test ettiğini görüyoruz. Bitcoin'in 11.127 dolar seviyelerinde. Arkadaşlar Bitcoin'de fazla bir gelişme yok. Yukarı doğru ivmeleniyor. Aşağı bir iniyor, bir yukarı doğru ivmeleniyor. Fakat şu 11.683 doları artık bir an önce kırmamız gerekiyor. Ağustos ayı bitiyor artık. Eylül ayında bir yükseliş ayı olarak bekliyorum Eylül'ü. Arkadaşlar hemen piyasaları da korku endeksini kontrol ettiğimiz zaman düne göre bugün 5 puanlık bir artış görüyorum. Ve insanlar artık Bitcoin'den korkmuyor işin açığı. Hatırlarsanız bir 3-4 ay öncesinde baktığımız zaman bu puan seviyeleri 40 puan seviyelerindeydi, 42 puan seviyelerindeydi. Fakat şu anda artık geçen ay 76, geçen hafta 78, dün 74, bugün 79 puan seviyesinde ve bu seviyeler gayet güzel. Bitcoin'e olan güvenin tazelendiğini gösteriyor. Kripto para piyasalarına baktığımız zaman dominans oranımız %58,4 arkadaşlar. Dominansta bir düşüş gerçekleşti Bitcoin'de ve bu dominansın düşmesi demek altcoin'lere hareketlenmesi demek. Baktığımız zaman Chainlink bugün %10,14 seviyelerinde bir artış gerçekleştirdi. 16 dolara geldi. Asıl büyük yükselişlerden birisini Neocoin yaptı. Neo'da %15 oranında bir artış gerçekleştirip 21 dolar seviyelerine geldi. Namecoin'de %22 artış gerçekleştirdi bugün. Yani şu anda altcoin'lerden bazılarında ciddi fiyatlanmalar görüyoruz. Mesela Yearn Finance %30'luk bir artış gerçekleştirdi. Bugün fiyatı biliyorsunuz 23.843 dolar. Benim her zaman bu seviyede bu kadar yüksek olan fiyatları verdikten sonra alabileceğim coin'ler sadece Bitcoin'dir. Başka coin'lere yönelmem. Yatırım tavsiyesi de olmasın arkadaşlar hiç kimseye. Fakat 23.000 dolar parayı Yearn Finance coin'e vereceğime Bitcoin alırım 2 tane. Hızlıca kontrol ediyorum. %16'lık Sia Coin'de bir artış var. Daha önceki videolarımızda da yer vermiştik. Ample Fort'ta %44 oranında bir artış var. Fakat Ample Fort'un şu şekilde bir handikapı var arkadaşlar. Fiyat arttıkça size her gece coin ekliyorlar üstüne bir kısım. Fiyat düşerse de sizin coin'inizden belli bir kısmını siliyorlar borsalar. Bundan dolayı riskli bulduğum bir proje Ample Fort. Yani elinizde coin gitgide adım adım eriyor bir nevi fiyat düşüşlerinde. Bir DeFi projesi ama AmpleFort'tan uzak durmanızı öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar BZX protokol bugün Binance'da listelendi. %31 seviyelerinde bir artış gerçekleştirdi. Storj'da %37'lik bir artış var. Golem %14. Arkadaşlar hızlıca incelediğimiz zaman piyasamız bu şekilde ilerliyor. Bitcoin hala 11.545 dolar seviyesinde. Arkadaşlar hemen CoinMarketCap sitemizde kapattığımız zaman şimdi arkadaşlar hızlıca konumuza giriş yapalım. Stop limit nedir? Stop limit sizin zararınızı belli bir kısımda durdurmaya yarayan bir limittir arkadaşlar. Arkadaşlar stop limitin nasıl kullanılacağını göstereceğim şimdi sizlere. Mesela Bitcoin'i diyelim siz 11.513 dolar seviyelerinden aldınız. Şuradan hemen ben Bollinger Band'ımı ekleyeyim arkadaşlar. Bollinger Band'ını ekledim şu anda. Ve şu şekilde yaklaşayım Bitcoin'e. Şu anda orta bandımızın 11.498, üst bandımızın 11.556, alt bandımızın da 1 saatlik grafikte 11.434 dolar olduğunu görüyoruz.
Ve ben diyelim ki şu anda 11.510 dolardan Bitcoin aldım. Ve bu Bitcoin'i diyorum ki 11.470 dolar seviyesine inerse ya da 450 dolar seviyesine inerse ben gece uyurken bunu otomatik sat diyorum. Onun için buradan stop limitime giriyorum hemen hızlıca. Stop limitte de gördüğünüz gibi iki seçenek var. O koyu da az sonra inceleyeceğiz. Stop limiti açtıktan sonra diyorum ki ben 11.510'dan Bitcoin'i almıştım. 11.460 dolara stop koyuyorum. Ve diyorum ki 11.460 dolar seviyesine gelirse benim elimdeki coin'imi 11.450 dolar seviyesinden sat diyorum. Yani üstteki tetikleme fiyatı, ortadaki satış fiyatınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Miktarı da 1 Bitcoin olarak giriyorum. Ve şuradan hemen şu şekilde, hatta sileyim burayı, üst taraf görünmüyor. Miktarınızı da giriyorsunuz ve BTC sat diyorsunuz. Yani bu satış kısmında olacak şu anda. Alış kısmında stop kullanmıyoruz. Alış kısmında limitten zaten alım emrinizi verebilirsiniz. 11.600 dolar seviyesine geldiği zaman al deme imkanınız var. Fakat stop limitimizi genelde satışlarda kullanırız. Mesela 11.460 dolar seviyelerine geldiğin zaman, hemen şuradan sileyim. 11.460 dolar seviyesine geldiği zaman 11.450 dolardan sat diyorum. Üstteki tetikleme fiyatı, alttaki satış fiyatımız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hemen hızlıca oko limite geçiyorum. Oko limite geldiğimiz zaman da oko limit çift emir demektir arkadaşlar. Mesela arkadaşlar BTC satayına geldim. Burada şu şekilde hepsini sileyim arkadaşlar. Şu şekilde hepsini sildim. Şu anda boşalttım. Burada oko çift taraflı emir demektir. Yani ben diyorum ki benim coin'im 11.600 dolar seviyesine gelirse sat coin'imi karıyla, eğer 11.450 dolar seviyesine gelirse de benim coin'imi yine sat, benim zararım stop etmiş olsun diyorum. Yani çift taraflı emir veriyorum. En üstteki kaç fiyatına çıkarsa karıyla satacağı. Mesela burayı istediğiniz fiyat olarak ayarlayabilirsiniz. 11.700 ayarlarsınız. Aşağı tarafta bizim stop tetikleme emrimiz. Limitte satacağı fiyat arkadaşlar. Buraya da adetimizi yazıyoruz. Tamamını kullanacaksanız buradan tamamını seçersiniz arkadaşlarım. Dediğim gibi hemen hızlıca bir daha göstereyim. Stop limitte stop üstteki tetikleme fiyatı 11.460 yazdık mesela. Limitte satacağı fiyat 11.450. Arayı her zaman bir 10 dolar, 5 dolar gibi bir açıklık bırakın ki fiyat çok aşırı sert inişte. Çünkü bazen pozisyonunuz kapatılamıyor. Çok aşırı sert iniş olduğundan dolayı. Bu yüzden siz pozisyonunuzu sağlam alın. Bir 10 dolar arada boşluk bırakın. Diğer coinlerden de mesela diyelim ki BNB'ye stop koyacağım. Şu anda kaç? 23.370'te. Ben 23 dolara stop koyacaksam ben buna 22.90'a, yani bunları kafamdan belirliyorum bu fiyatları arkadaşlar. 22.90, yani arada 0.10 sentlik bir boşluk bırakırım. Buradan da kontrol ettiğim zaman mesela şu sol taraftaki tahtadan 0.10 dolarlık boşlukta gördüğünüz gibi bir sürü emir var. Yani tetikleme fiyatına geldiği anda benim şu 22.90'dan hemen satışımı gerçekleştirir. Stop limit ve oko limit anlaşılmıştır umarım. Bir diğer konumuza hemen geçiyoruz. Margin işlemler nedir? Arkadaşlar margin işlemler bir nevi borç almadır. Şimdi mesela geldiğim zaman hemen spot cüzdanıma geleyim şuradan. Spot cüzdanıma giriş yaptıktan sonra ben margin cüzdanıma para transfer ediyorum. Önce transferimi gerçekleştirmem gerekiyor. Transfere girdim. Buradan margin cüzdanımı seçiyorum arkadaşlar. Şu margin cüzdanım. Diğer taraftan da spot cüzdanımı seçiyorum. Ve buradan diyorum ki benim elimdeki coin'imi öbür cüzdana transfer ediyorum. Yani USDT'yi seçiyorum mesela. Şu şekilde maksimum tutarı kullan diyorum. Margine transferimi gerçekleştirdikten sonra benim margin cüzdanımda USDT'm oluyor. Ve daha sonrasında buradan hemen piyasaya gireyim arkadaşlar. Girdikten sonra hemen şuradan margin kısmına giriş yapıyorum. İşlemlere de girişimizi yaptık hızlıca. Cüzdanımıza paramızı transfer ettikten sonra spot cüzdanımızdan margin cüzdanımıza. Daha sonrasında piyasayı açıyorum. Buradan margini seçiyorum. Çaprazı seçiyorum arkadaşlar. Bir de izole var. Bu ikisinin arasındaki fark, çaprazda sizin elinizdeki miktar. Mesela diyelim ki sizin elinizde 1 Bitcoin var. Bir tane de Ethereum var. Eğer izoleyi seçerseniz Bitcoin'iniz düşerken Ethereum'unuzu bozdurmaz. Fakat çaprazı seçerseniz sizin bütün cüzdanınızda coin'ler tek cüzdan olarak görünür. İzoleyi seçerseniz sizin her
coin'iniz sadece kendisi likidite olabilir. Yani diğer coin'lerinizi likidite etmez arkadaşlar. Arkadaşlar çapraza geldiğim zaman hemen buradan mesela diyelim ki Bitcoin'i seçiyorum. Margin cüzdanımda 3x ve 5x seçeneklerim var. Ben 3x katıyla ya da 5x katıyla alım yapabilirim. Mesela diyelim ki benim elimde 10.000 dolar param var. Ben 5x'i seçersem 40.000 dolarlık USDT'den borç alabilirim arkadaşlar. Borç aldıktan sonra 50.000 dolarlık Bitcoin alabilirim. Yani 40.000 dolar borç. Tabi bu borca belli bir kısım faiz işleyecektir. O faizi de yine USDT olarak ödüyorum. Fakat dediğim gibi bu işlemi nerede kullanılır margin genelde? Margin mesela diyelim ki BNB'nin bir gelişmesi var. Fiyatlanacağını düşünüyorsunuz. Ve ne yaparsınız? Elinizde 1000 dolar varsa 3000 dolar da borç alırsınız. 4000 dolarlık BNB alabilirsiniz. Fakat kısa süreli işlemler için. Uzun süreli işlem olduğu zaman her gün faizi ödeyeceğinizden dolayı tabii ki belli bir kısım zararınız olacak. Bundan dolayı margin işlemler sadece standart dışı işlemlerde, yani fazla adet coin almak istediğinizde sermayeniz azaldı olduğunda kullanabileceğiniz bir kısım. Futures işlemlere de hızlıca geldiğim zaman hemen yine Binance'da cüzdanıma geldiğim zaman spot cüzdanımda futures cüzdanıma para transfer etmem gerekiyor bu seferde. Hemen şuradan transfere giriyorum. Buradan vadeli işlemler cüzdanımı seçiyorum. Ana cüzdanımı seçiyorum. Buradan USDT'yi seçiyorum. Ve vadeli işlemler cüzdanıma buradan para transferimi gerçekleştirebiliyorum. Para transferini gerçekleştirdikten sonra hemen futures işlemler kısmına geliyorum. Cross yine çapraz. Isolated da yine izole. Yani az önceki marjinde anlattığım olayın aynısı. Buradan kaldıraçımızı ayarlıyoruz hemen. 125x'e kadar kaldıraç var. Bitcoin'de mesela. Diyor ki maksimum pozisyonunuz 5000 dolar, 5 milyon dolarlık olabilir diyor. Yani ben buradan 125x'i seçtim. Elimde de diyelim mesela yüksek miktarlı param var. Bana riskimi azaltıyor. 50 bin dolara kadar işlem yapabilirsin diyor 125x kaldıraçta. Ben kaldıraçımı düşürdükçe gördüğünüz gibi işlem yapabileceğim tutar artıyor. Mesela 15x'e geldiğim zaman bana 5 milyon dolarlık işlem açtırabiliyor. Yani bu ne demek? Param 1000 dolarsa 15 bin dolarlık işlem açabilirim. 100x demek paranız 1000 dolarsa 100 bin dolarlık işlem açabilirsiniz demek. Tabii ama 100x falan çok yüksek kaldıraçlar, insanın parasını bir anda bitirir. Buradan ben 15x'e hemen alıyorum mesela, ya da benim tavsiye ettiğim 5x 10x'tir. Yatırım tavsiyesi olmasın tabii ki, özellikle de söyleyeyim sizlere. Benim tavsiye ettiğim 10x'tir genelde. Şuraya 10x'e alayım hatta. Kendi kullandığım gibi göstereyim. 10x'e aldım şu anda. 10x kaldıraç ve çapraz kaldıraçta. Arkadaşlar ben buradan Bitcoin'e geldim. Elimde 1000 dolar param var. Transferimi gerçekleştirdim cüzdanımdan. Ve 10.000 dolarlık Bitcoin alabiliyorum şu anda. 10x kaldıraçta olduğumdan dolayı. Şu fiyattan diyorum ki Bitcoin artacağını düşünüyorsam eğer buy yapıyorum. Yani long pozisyon açıyorum. Uzun pozisyon. Artacağını düşünüyorsam Bitcoin'in. Yani alım yapıyorum bu seviyeden. Ve elimdeki 1000 dolarım 10.000 dolar olacağı için 10x'te 10.000 dolarlık Bitcoin alabiliyorum 1000 dolarla. Artacak şeklinde pozisyon açtınız ama Bitcoin düşmeye başladı. O zaman sizin elinizdeki 1000 dolar yavaş yavaş erimeye başlar. Ve en sonunda artık finish noktasına geldiği zaman sizin elinizdeki 1000 dolar bitmiş olur. 1000 dolarınız silinir gider arkadaşlar. O yüzden bayağı bir riskli işlemler. Bazen hatta siz alımı yaparsınız artacak diye, o kadar hızlı düşer ki siz stopu koyana kadar paranız likidite olmuş olur zaten. Ve sell short kısmı da Bitcoin'in düşeceğini düşünüyorsanız eğer, bu sefer de sell pozisyonu açıyorsunuz. Yani short pozisyonu açıyorsunuz, kısa pozisyon. Şuradan ilk alıcıya elinizde 1000 dolarınız varsa 10x kaldıraç olduğundan dolayı 10.000 dolarlık Bitcoin satabiliyorsunuz. Ve Bitcoin düştükçe para kazanıyorsunuz. Long pozisyonda Bitcoin arttıkça kazanırsınız. Short pozisyonda Bitcoin düştükçe kazanırsınız. Tabii yani bu işin riski olduğu kadar getirisi de fazla. Ama dediğim gibi eğer acemi bir kullanıcıysanız kesinlikle çok ufak kaldıraçlarla iyice bir sistemi önce öğrenmeniz gerekiyor. Hatta benim şahsi fikrimi sorarsanız da uzak durmanızı öneririm. Margin ve futures işlemleri hiçbir zaman tavsiye etmem kimseye. Benim yatırımlarım hep normal yatırımlardır. Çünkü futures'ta zamanında da ilgilendim. Bayağı da yatırımlar da yaptım. Bayağı da trade'ler de yaptım. Fakat trade'lerim zarardan öteye gitmemiştir. Karımdan fazladır. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar
Ondan dolayı size kısa bir eğitim videosu çekmek istedim bugün. Daha sonraki videolarımızda yine altcoin'lerle ilgili devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz, yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.